Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere yine şipşak hazırlayabileceğiniz nefis bir tencerede kek tarifi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına iki tane yumurtamı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Hiç mikser kullanmadan tel çırpıcıyla şekeri ve yumurtayı çırpıyorum. İnanın az malzemeli ama o kadar lezzetli bir kek ki mutlaka yapıp deneyin. Şöyle iyice çırpıyorum. Zaten çok aşırı çırpmanıza gerek yok. Çünkü bu kek gayet güzel kabarıyor. Evet. Üzerine bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağından iki parmak eksik sıvı yağı ekliyorum. 2-3 parmak eksik sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Yoğurdu ve sıvı yağ ile birlikte yine çırpıyorum. Komşumun dışarıdaki sesleri bayağı bir duyulmuş. Kusuruma bakmayın lütfen. Evet bu şekilde yine çırptım. Daha sonra artık ununu ilave ediyorum. Toplamda ne kadar un kullandım, ne malzeme kullandım açıklama bölümünü eklerim oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kek yapımındaki en önemli püf noktalarından bir tanesi de unun elenmesi arkadaşlar. Un elinip havalandıkça daha güzel kabaracak ve daha güzel sünger gibi olacaktır. Mutlaka bu ayrıntıları dikkat edelim. Bir paket kabartma tozu ekledim, şöyle bir damla kadar vanilya özü ilave ediyorum arkadaşlar bir damla damlatmanız yeterli. Kesinlikle fazla kaçırmayın çünkü çok yoğun bir aroması var. Güzel bir vanilya. Diğer tel çırpıcıyı aldım. Onunla daha iyi bu şekilde çırpacağım. Şöyle iyice çırpalım. Hiçbir şekilde topaklanma kalmasın. Evet bu şekilde iyice çırptım. Ve artık kek harcım hazır. İkinci işlemi geçeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar daha ilave ediyorum. Şimdi kontrol ediyorum. Kıvamı çok önemli. Kesinlikle koyu bir kek kıvamı yapmayın arkadaşlar. Çünkü kek biraz bu şekilde kıvamı akışkan olması gerekiyor. O şekilde sünger gibi olacaktır. Evet, bir tane küçük karıştırma kaba aldım. Şöyle. 3-4 yemek kaşığı kadar kek harcımdan içerisine alıyorum. Kakao'lu kek harcı hazırlamak için. Üzerine de bir yemek kaşığı dolusu kakao ilave edebilirsiniz. Şöyle 2-3 damla kadar da su ilave ediyorum. Su ile birlikte açacağım. Eğer surluyla birlikte açmazsanız diğer kek harcından biraz daha koyu bir kek harcı olur. kakaolu kek harcını da iyice çırpalım. Evet kakaolu kek harcım da hazır. Gördüğünüz gibi iyice çırpsın. Ve artık tencerede bu ikiliyi buluşturacağım. Yapımı gerçekten çok ama çok pratik bir kek tarifi tencere ve tava tariflerimi çok beğeniyorsunuz. Ben de ara ara paylaşmayı çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Tencere çok az tereyağladım. garantiyi almak için işimi normalde yapışmaz ama yine de ben garantili olsun diye az bir tereyağı ile her yerini yağladım. Sade kek harcımın yarısını tencerenin tabanına yerleştiriyorum. Bu şekilde kakolu harcı da ortasına şöyle düzenli bir şekilde döküyorum. Yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz tariflerimi görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum kalan sade kekimi de kakaolu kek harcının üzerine boşaltıyorum Dilerseniz sadece sade kek de yapabilirsiniz Bugün ben kakaolu yapmak istedim birçok tavada kek tarifim var arkadaşlar sayfamda çok da beğenildi çok da kişi tarafından denendi gerçekten güzel bir tarif onları da göz atmanızı tavsiye ederim biraz altları inerseniz o tariflerimi de ulaşabilirsiniz tenceremi büyük göze aldım ocağın büyük gözüne aldım ve en kısa getirdim Yaklaşık bir 30-35 dakika hiçbir şekilde kapağını açmadım. Kapağı da bir örtüyle örttüm ki buharı içerisine kaçmaması için. Evet, 35 dakika kadar beklettim. Şöyle şimdi kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle yanlarını da evet. Gayet güzel. Artık ters çevireceğim şöyle kürdanla da kontrol ediyorum Evet güzel bir şekilde pişmiş ve artık ters çevireceğim hiç e, tapak yardımı almayacağım arkadaşlar parçalanabilir Çünkü tava çukur olduğu için içerisine koyarken parçalanır elimle hemen bir saniye içerisinde aldım ve çevirdim gördüğünüz gibi hiç yanmadı ne kadar güzel kızarmış o kadar güzel kızarmış ki ve artık servise geçiyorum 5 dakika kadar bu tarafını da bu şekilde kızarttım Evet, ilk sıcaklığı çıksın kesinlikle hemen kesmeyin Arkadaşlar bir şöyle yarım saat hatta bekletmenizi tavsiye ederim Üzerine de çikolata sosu ekliyorum şöyle hem görsel olarak hem de çocuklar çok beğeniyor kekimizin iç dokusunu da görelim. Şöyle dört eşit parçaya bölüyorum. İnanın hemencik şipşak yaptım. Dar zamanlarınızda, fırınsız zamanlarınızda fırınız bozulmuş olabilir, elektrikler gitmiş olabilir. Yani ocak her zaman kurtarıcımızdır. Şöyle sizlere yakından da gösterdim. Bir de çatalla dokusunu göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi pamuk gibi oldu. Çok güzel oldu. İçi gayet güzel bir şekilde çekti. Çünkü ağır ağır pişirdik arkadaşlar. En kısık ateşte pişirdik. Gördüğünüz gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Tarifimi beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.